Hemen ekranımı da Şey, paylaşayım. bu arada dersimizde öğrendiğimiz gramer şeyleri gerçekten işime yarıyor okurken. Mesela psikoloji kitabımı okudum. Psikoloji için AP kitabı almıştım, onu okudum. Ufak tefek kelimeleri çevirdim. Onun dışında zaten psikoloji terimlerini biliyorum. Daha önce işlediğim konularda. Okuyup anladım. Harika. Beşinci soru. The effect of is to suggest Gregory's surrounding had become. 36-39'a bir bakıyoruz beraber. Diyor ki, it was rain that woke him. The sky had darkened and the wind had grown frigid. He pulled his jacket closer to his body and looked around. Yani gördüğümüz burada ne? Hava kararmış. Rüzgar böyle daha da büyümüş, daha güçlü bir hale gelmiş. Dolayısıyla çevresi, Gregory surrounding demiş ya, çevresiyle ilgili ne oldu, nasıl bir hale geldi çevresi? Ne düşünüyorsun? Sen ne yaptın? Ben A yaptım. A yaptın. Disorienting yet emboldening, güçlendirici, cesaretlendirici bir hale mi geldi? Hayır. Ne olabilir? Gittikçe böyle aslında uyumuş, uyanmış ve tanımadığı bir hale gelmiş. Çünkü aslında daha farklı bir hale gelmiş. Dolayısıyla cevabımız Aa, burada Ceyhan oluyor. Unfamiliar and potentially hazardous ve büyük ihtimalle hani tehlikeli, korkunç. Çünkü nedir? Fırtına, yağmur, hava kararmış, kararma da tehlike belirtisi zaten. O yüzden cevabımız Ceyhan oluyor burada. ama çok fazla üst üste Ceyhan oldu bende. Gerçi onlar yanlış ama. Altı da yanlış yaptım. Altı Ceyhan değil çünkü. Ceyhan. Imaginary conversations. Böyle hayali konuşma, kendi kendine konuşuyor aslında. Bunun sebebini soruyor. In order to dediğine göre sebep soruyor. Yediği Ceyhan yaptın sanırım. Evet, hediyece yaptım. Hemen kanıta bakalım cevabı bulabilmek için. 48-51. To begin with, he felt only the lash of rain and winds against his sudden body. Eventually he just accepted his discomfort, found ways to put his outward affections out of mind. Nedir bu dışarıdaki outward afflictions dediği, dışarıdaki o olayları kafasından çıkarmak için aslında bir yol buldu. Yani ne yaptı? He held imaginary conversations diyor sonrasında da. Bulduğu yöntem bu. Hayali diyaloglar oluşturmak. Ne için yapmış demek ki bu hayali diyalogları? O çevresindeki rahatsız edici durumdan uzaklaşmak için. Kafasından onu uzaklaştırmak için. Bu da nerede? Altıda Bursa'da. Distract himself from his present suffering. O anki acısından, suffer acı çekmek. O anki acısından kendini uzaklaştırmak, distract, dikkat dağıtmak demek. Tamam. Mantıklı mı? Aynı cümleden ben deli çıkarmıştım. Neyi çıkarmıştın? Aynı cümleyi okuyup C şıkkını çıkarmıştım. Öyle About anlamıştım. decision. Geçmiş kararlarındaki hatalarından, geçmişteki hataları nerede bahsediliyor burada? Bahsedilmiyor. Geçmişteki Yakın geldi. tek, yani bizim için önemli olan kısım ne? Found ways to put his outward afflictions. Bak, outward afflictions nedir? O dışarıdaki rahatsız edici durum. Bunları out of mind, zihninden çıkarmak. Doğru, şimdi anladım. Bursa olması gerekiyor. Sonra bir sonraki hatalı soru. 9'u da yaptım. 9. Reaction to comments in 62-65. 62-65'e bakalım. You are not dead then. I thought you were at first. Nasty fall that lots of deadly pets in this part. You are lucky the dog found you. Come on, it's time to come out of the darkness. Join land of living again. Nasıl hissetmiş olabilir burada? Sen ne dedin? Nervous mı? Yo. Nervous diyemeyiz. Gergin değil. Demek ki ölü değilsin. Başta öldün sandım diyor. You are lucky the dog found you. Şanslısın, köpek buldu.
Come on. It is time to come out of darkness. Karanlıktan çıkma zamanı. Ben D dedim Bunlardan bunu. yaşayanların arasına dönme zamanı. D dedim. B dedin. Accept. Deniz mi? Ne? Aslında hani ilk gördüğümüz, bizim ilk kısımda gördüğümüz rahatlamış, değil mi? You are not dead then. Aa, öyle değilsin. Okay. Başta Ben onu sandım, sonra değilsin. Bir rahatlama söz konusu, değil mi? böyle bir şey olsa daha çok gerilirdim. Dolayısıyla ilk önce bir relieved diyebiliriz. Rahatlamış. Sonraki kısımda da diyor ki, Come on, it is time to come out of darkness. Join the land of living again. Hadi gel, artık tekrar karanlıktan çıkma zamanı, yaşayanların arasına karışma zamanı diyor. Burada da şey, bir uysallık, bir şey, rıza, bir bırakma, kendini bırakma söz konusu. Denizli. Dolayısıyla relieved, Tamam. resignation. Resignation da zaten böyle hani bir boyun eğme, katlanma anlamına geliyor. Teslim olma. Rahatlamaya teslim olma. Yok, rahatlamış bir teslimiyet. Relieved resignation. Tamam. Bir sonraki. Okey. 13. 19. satırdaki imminent ne demek? Hemen bakalım 19. satıra. Restaurant and fast food workers are already feeling sting of robotics. The Huffington Post went so far as to call the phenomenon an imminent robot Armageddon. Okay. Burada imminent ne anlama geliyor? Restoranlar artık çok fazla şey var. Robotik şeyler var yemek yapımında. Ve bu The Huffington Post bunu bir öteki adıma taşıyor ve diyor ki buna dair, bu fenomena dair şöyle bir yorumda bulunuyor. Şöyle adlandırıyor daha doğrusu. An imminent robot Armageddon. Armageddon gelecekteki bir şeye verilmiş isim aslında. Dünyayı yok edecek bir savaşa verilmiş bir an. Burada da robot Armageddon diyerek robotik bir savaş, dünya savaşı yıkımı gibi bir şey demek istemiş. Imminent peki burada ne diyor? Hani gerçekleşmek üzere olan, eli kulağında anlamıyor. Ha. Hani yaklaşmakta olan bir robot Armageddon'ı diyor aslında. Bu yüzden imminent'ın buradaki anlamı impending, eli kulağında olması yakın anlamına geliyor. Anladım. Bir sonraki. 14 14. ve 10. 14 ve 15 mi? Evet. According to passage, those who oppose automated labor believe that, bu otomatik işçiliğe karşı çıkanlar neye inanıyor? Onu sormuş soru. Kanıtını söyleyeyim. 15'in cevabı Ceyhan. 57-60'a bir bakalım. 57-60. Ben kanıttan gitmeye çalıştım. Kanıtı yanlış anladım. Ya bu tarz sorularda önceliğimiz ilk önce 14'ü çözebiliyorsak çözmek. Yani 14'ün cevabını biliyorsan hemen onu işaretleyip sonra kanıtını bulman. Eğer 14'ü bulamıyorsan o zaman kanıttan yardım istemek. O zaman ilk önce 15'i çözmeye çalışıp, yani kanıtlara bakıp sonra 14'ü düşünebilirsin. Çünkü 15 aslında sana şunu söylüyor. 14'ün cevabı bu seçeneklerden birinde. Ben direkt bakmasam belki bulurmuşsun. Şimdi 57-60'a bir bakalım beraber. 57-60 nereden başlıyordu kelime? A major. A major cause of both those is the accelerating process of technology in general and of artificial intelligence in particular. İkisinin de diyor ki bunun en büyük sebebi teknolojideki hızlı gelişim, artan hızdaki gelişim ve yapay zeka aslında demiş bunun sebebi. Neyin sebebi ama? Bunun için biraz öncesini okumamız lazım. Believes income inequality and unemployment are two of the biggest problem of 21st century. 21. yüzyıldaki en büyük problemler gelir eşitsizliği ve işsizlik. Ve bu kanıt olarak gösterilen yerde diyor ki
Bunun en büyük sebebi de teknolojideki artan hızdaki gelişim ve yapay zekanın gelişimi. O zaman şimdi 14'e bir tekrar bakar mısın? Ama C değil mi cevap? 14 Ceyhan, Ama ben C yapmışım zaten. evet. Test boyunca neredeyse her şeyin cevabı C çıktı. Rahatsız edici bir şekilde. Bu Ama kanıtını şey yaptım. Kanıtını yanlış yaptım. 14'te 15'te Ceyhan'dı mesela burada. Olabilir. Hani 5 tane olmaz, 3 tane olmaz diye bir kural yok. Tamam. Harika o zaman. 19'u ve şey sorularını yanlış yaptım. Tablo sorularını. Tamam. 19'a bakıyoruz. Absolute derken ne demek istiyor? 32. satıra bakıyorum. The question must be raised. Is this automation good for globalized civilizations? In a global market that still relies so much on unskilled labor, what happens when robots and machines become so sophisticated that they make human employees absolute? Soru şu. Robotlar ve makineler bu kadar becerikli bir hale geliyorken nasıl bir dünyada unskilled labor, yani becerilerin geliştirilmediği, çalışanın, işçilerin becerilerin geliştirilmediği bir markette, global markette robotlar ve makineler bu kadar karmaşıklaşıyorken ne oluyor? They make human employees absolute. İnsan çalışanları konu dışı bırakıyorlar. Değil mi? 32'ye baktım. Absolute, konu dışı nedir? Ceyhan, irrelevant. Tamam. Yine cevap Ceyhan. Evet. Out of passage would most likely react to data in graph with. Nasıl yaklaşırdı? Grafiğe bir bakalım. Ne görüyoruz? Human automated workers. Human employees gittikçe azalıyor. Automated workers gittikçe artıyor. Datayı gördüğünde bizim konuşmacımız zaten buna dair endişelerini belirtmişti. Böyle bir son olabilir diye metnimizin yazarı daha doğrusu. Bundan bahsediyordu değil mi? Evet. Dolayısıyla dataya nasıl bakar? Concern'le bakar, endişeyle bakar. Neden? Çünkü because loss of unskilled labor jobs to machines could endanger semi-skilled and skilled occupations. Tam da metinde bahsettiği endişe. Tamam. 21'e bakıyorum bir de. It can be inferred from the data in the chart that. Hangisi doğrudur diyor aslında. Adana'ya bakalım. Number of human employees decreased at a steady rate between 2005 and 2013. Human employees azaldı ama steady diyebilir miyiz? Steady ne demek biliyor musun? Bakmıştım ama şu an aklıma gelmiyor. İstikrarlı, sabit bir şekilde diyor. Ama sabit bir şekilde azalmıyor, düz bir çizgi değil. Mesela automated workers'ınki steady bir artış diyebiliriz. Ha, tamam. Ama human employees'inki 2011'den sonra bir değişikliğe uğruyor. Dolayısıyla Adana'yı eledim. Bursa'ya bakıyorum. The number of automated workers increase at a steady rate. Bak burada oldu işte. Çünkü nedir? 2005'ten 2013'e kadar sabit bir oranda yükseliş gösteriyor. Anladım. İkisinin uzlaşacağı bir şey arıyoruz. Birinci metnin yazarının hem de ikinci metnin yazarının uzlaşacağı bir şey. Hemen bakalım. Hemen birinci metinde üçüncü satır. This stellar body called Eris is farther from the sun than any other major heavenly body in our solar system. Though it's three times as far from the sun as Pluto is, Eris also 27% more massive than Pluto. Yani Eris'in Pluto'dan daha büyük olduğunu söylüyor. %28 oranda. Hemen ikinci metinde de 54. satıra bakıyoruz. Eris is slightly larger and approximately
27% more massive than Pluto. Yine Eris'in Plüto'dan %27 oranda daha büyük olduğunu söylüyor. Demek ki ikisinin de uzlaşacağı şey burada. Hangisi? Aa. Adana irrefutably reddedilemez bir şekilde more massive than Pluto. Daha büyük. 28. Buyur. 29-30 tane. 28, 29, 30, 28 ve 27 kanıt sorusu. 20. 27'yi doğru yaptım ama. According to passage 1, number 10 status of Pluto, Plüton'un gezegen sayılmaması durumu ile ilgili soru sorulmuş. Sen demişsin ki, could steam from scientists desire to simplify the study of planets. Bilim insanlarının gezegenler üzerine çalışmasını kolaylaştırma isteğine dayanıyor demişsin. Bunun kanıtı nerede? Aslında metinde açıkça söylüyordu bunu. 32-35'e bakıyoruz. Some scientists alıntı. Some scientists said, well, that's too many planets. I don't think I can remember all of the names of those. So we have to find some way of limiting the number of planets. Yani bilim insanları çok araştırmış ki o bir sürü gezegen var. Hepsinin adını hatırlayamam ben bunların. En iyisi bu gezegenlerin sayısını azaltacak bir şeyler yapalım. Tam Ha, olarak. onu olarak. Tamam, anladım. O çalışmayı, gezegenler üzerine çalışmayı kolaylaştırma isteğinin kanıtı oluyor. Tamam. 29'a bakıyorum. It can most easily be inferred that author of passage 2 would respond to idea presented in by stating that. İkinci metnin yazarı birinci metindeki şu 26-27'deki ifadeye ne derdi demiş. Bakalım 26-27'de ne diyor ilk önce. The use of size as the main attribute that the IAU uses to classify planets. Burada bitiyor sanırım. Nedir? Gezegenleri sınıflandırmak için boyutlarının kullanılması. Main attribute, esas faktör olarak, ana faktör olarak boyutunun kullanılması. Buna ikinci metin nasıl bakıyor diye sormuş. Hemen kanıt 30. sorunun cevabını söylüyorum. 46-48. Bir bakalım 46-48'de ne diyor? The third prong of definition is the one responsible for Pluto's demotion from planet to dwarf planet. Üçüncüsü dediği nedir? Ya üçüncüsü diyorsa aslında birden fazla yöntem vardır, değil mi? Mesela burada ikinci metinde bize söylediği işte first is in orbit of around the sun. Sun'ın çevresinde şey var mı? Yörüngesi var mı? Second has sufficient mass to assume. Yani ikinci metinde bize söylenen sadece beden boyutu değil bu kütlelerin aynı zamanda başka faktörler de önemli diyor ikinci metin. O zaman 29'un cevabı ne olur? Bakıyorum. En azından. Aynen öyle. Farklı bir kriter kullanıyor Pluto'yu disqualify etmek için. Darrow uses the word poor throughout the passage mainly to. Neden poor kelimesini kullanıyor? Hemen bakalım birkaç yerdeki poor kullanımına. Crimes of violence and murder and the lesser crimes against property practically all come from those who have been reared in the poor. Bu şiddet, insan öldürme veya ne bileyim kişisel alanlara girme gibi suçların hepsi nereden geliyor diyor. Kurdum. From those who have been reared in the poor. Fakir ortamlarda yetiştirilenlerde demiş. Aşağıda da pul var. Aşağıda da var. Yine bir örnek vermiş burada. He comes from poor parents. Fakir bir aileden geliyor diye.
Yani ne demek istiyor burada poor'u kullanmasının amacı? Aslında bu criminal, fakir ailelerde, fakir ortamlarda yetişen insanların criminal olma ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu çekiyor. O yüzden 33 Denizli'ye bakıyorum. Emphasize the lifestyle of deprivation that is faced by many who become criminals. Deprivation demek? Deprivation. Yoksunluk demek, mahrumiyet, yoksun bir hayat türünden gelen insanlar şeyle yüzleşiyor. Suçlu olmakla yüzleşiyor. 38. 38 furnished derken ne demek istiyor? Hemen 50. satıra çıkıyorum. Some useful things he could have learned had society furnished right teachers surrounding and opportunities. Nedir? Toplum ona doğru öğretmenleri, çevreyi ve fırsatları furnish edecek. Yani ne yapacak? Sağlayacak aslında. Değil mi? Demek ki furnish burada sağlamak gibi bir anlamda kullanılmış. Hemen bakıyorum. Supply, sağlamak. Yine bu ödevde de şöyleydi. Kelimeyi anladım ya da bir şekilde sözlükten buldum ama şıklardakileri anlamadım derecesindeydi yine. Ama şey, ödevlerde közlük kullanabilirsin demiştim ben sana zaten. Yani seçenekleri de inceleyebilirdin. İşte Çünkü anladım. ödevlerimiz aslında öğrenmemizi arttırmak. Hani kelime öğrenmeni de arttırmayı isteriz tabii ki. Kelime sorularında tüm kelimelere bakman kelime öğrenme olasılığını arttırır. Hemen 8 ve 9'u bir bak bakalım. Conception of government. Hükümetin makine gibi davranması. Makine Ha. algısıyla. Kanıta 7-9 mu? Yani 6'ya bakıyorum aslında şu an ama bunu söylerken. O zaman ayrı şeylerden bahsediyorsundur. Bu hükümetin makine algısıyla hareket etmesindeki problemi bize anlatan bir şeyi arıyoruz. Buradaki problem ne? Ama bulamadım. Bulamadın. Hemen bir metni inceleyelim. Federal hükümeti bu makine algısıyla çalışan bir hükümete benzetiyor ilk cümleden itibaren. Sonra devam ediyor ve buradaki tarihsel sürece bakıyoruz. Bu nasıl idi? Leaving out all questions of father's ideals. Looking simply at the bias. Nedir? Bunun ön yargılara sahip olduğu. Bir makinenin işte dengeyi sağlayamayan bir makine olduğunu, insanlığı dahil etmeyen bir makine olduğunu devam ediyor. 16'ya bakıyoruz. No insight into the evident fact that power upsets all mechanical foresights and gravitates toward the natural leaders seem to have eliminated those historic deliberations. Nedir? Our fathers'ın, yani kurucu babalardan bahsediyor. Amerika'yı kuran kişilerden bahsediyor burada. Şey, kurmak istedikleri o hükümet güçle çelişiyor diyor aslında. Power upsets. Demiş ki, power upsets all mechanical foresight. Güç bu mekanik öngörülerin tamamını üzüyor demek. Upset üzmek demek ama burada üzmüyor tabii ki, ne yapıyor? Çökertiyor. Bu da 8'deki Adana'ya bakar mısın? Father's attempt to mechanize government failed to account for the nature of power. Gücün doğası gereği bu babaların girişimi başarısız oldu. Tamam. Bu yüzden 8 Adana, 9'da Denizli oluyor.